Sabah keyfinden herkese mutlu hafta sonları. Umarız mutlu olduğumuz bir hafta olur bizim için, bir hafta sonu olur. Ülkemiz biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde çok kötü şeyler yaşadı. Ardı arkası kesilmeyen sürekli duyduğumuz şehit haberleri var. Onlara buradan Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülke olarak yastayız. Ama hayat devam ediyor, hayat bizim için devam ediyor. Bugün çok önemli bir şarkıcı olan konuğumuz Bahadır Sağlam olacak. Bu haftanın bir kulübümüzün yayınladığı bir başsağlığı mesajını görelim. Ondan sonrasında konuğumuzla programımıza devam edelim. Ülkemizin içinde bulunduğu terör olayları Türkiye gündemine yön verirken yaşanan terör saldırıları kulübümüzle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medya organlarını da harekete geçirdi. Üç büyük kulüp resmi Twitter hesaplarından teröre karşı birlikteyiz hashtag ile ortak bir bildiri yayınlayarak terörü lanetledi. Şu an konuğumuzla devam ediyoruz programımıza. Kulüplerin yayınladığı mesajı getirdik ekranlarınıza. Hoş geldiniz Bahadır, sağ olun. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz? Sağ olun, iyi olmaya çalışıyoruz böyle bir dönemde. Sizin de ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum bu konu hakkında. Hatta programı yapsak yapmasak böyle bir düşünce evet. İçerisine girdiniz. Duyarlılığınıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama hayatın devam ettiğini ve hani program... Olur, evet bugün siyahız, simsiyahız. Kulüpler de biliyorsunuz bu hafta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ortak karar alıp ortak bir noktada buluştular. Evet. Söz konusu bayraksa gerisi teferruattır. Kesinlikle. Sizin görüşlerinizi almak isterim ben bu konuda. Sizin de söylediğiniz gibi öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da geri kalanlarına da Allah'tan sabır diliyorum. Çok zor bir şey. Bu dönemde sağduyulu olmak gerektiğini inanıyorum ben. Çünkü gerçekten çok inanılmaz bir kaostan geçiyor ülkemiz. Sağduyulu olursak ileriye dönük iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum ben. Evet, hepimiz elimizden geleni yapıp... Kesinlikle. Bizim de teröre ortak olmayan davranışlar sergileyerek evet. Destek olmamız lazım. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Çünkü gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Yalnız... bu tip olaylar ne kadar aslında birbirimize yakın, din, dil, ırk ayırt etmeksizin ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu bana hatırlatıyor. Hani bu yaşanan, şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ezeli rakiplerdir. Evet, aslında olması gereken bu. Evet. Her zaman için olması gereken bu. Keşke sürekli böyle olsa, sürekli böyle hep beraber, birlik beraberlik içerisinde olsak. Futbolda bazen değişebiliyor, siz de biliyorsunuz. Hı-hı. Ama bugün... Üç büyük takımın hatta diğer takımların da göstermiş olduğu bu özveri gerçekten de muhteşem bir şey. Hı hı. Böyle olsun istiyoruz biz. Evet, umarız bu felaketler, bu kötülükler ülkemize son bulur. İnşallah. Bu kara bulutlar üstümüzden kesinlikle. Dağılır ve daha mutlu olduğumuz, herkesin yüzünün güldüğü günler evet. Gelir. Ben artık biraz size dönmek istiyorum. Hı hı. Sizin bu konuları biraz evet kapatamayız ama... Hayat devam ediyor. Ben sizi konuşmak istiyorum. Müzik çalışmalarınızı konuşmak istiyorum. Bir CD'niz var. Ben bunu da seyircilerimize göstereyim. İçinde çok güzel şarkıların bulunduğu. Aynı zamanda çok tık alan, evet. YouTube'da da çok tık alan şarkıların bulunduğu bir albüm var. Bunu da göstermiş olayım şu şekilde. Bunun üstüne de konuşalım. Ama hı-hı. Ben önce müzik nasıl hayatınıza başladı? Nasıl gelişti? Ben onu öğrenmek istiyorum. Aslında bütün müzisyenlerin olduğu gibi benim de hep aileden gelen bir olay bu. Rahmetli dayım sayesinde başladım. Çok iyi cümbüş çalıyordu. Onu izleye izleye ben de müziğe aşina oldum. Daha sonrasında karar verdim. Madem bu işi profesyonel yapmak istiyorum, o zaman işin okullarını okumak zorundayım diye. Galatasaray İletişim ve Müzik Teknolojilerini bitirdim. Onu bitirdikten hemen sonra arkadaşlarımın zoru ve daha doğrusu ricası üzerine... Akademi Türkiye'de bir yarışma vardı 2008'de. Hı hı. Ona katıldım. Onda birinci oldum. Daha sonrasında birinciye Seyhan Müzik albüm yapma sözü vermişti. Albümümüzü yaptık. Ses konusunda ne kadar ileri gidebilirim diye düşündüm. Bu sefer Haliç Üniversitesi'ne girdim burslu olarak. Orayı da bitirdim. Şimdi orada yüksek lisans yapıyorum. İleriye dönük albüm çalışmamız olsun, daha farklı projeler olsun. Devam edecek müzik hayatım bu şekilde başladı. Bir nevi müzik doktoru olmuşsunuz artık. Gibi gibi. Eğitim. Aslında tam anlamıyla değil de henüz daha çok yolum var. Yavaş yavaş olacak inşallah o dediğiniz. Aynı zamanda müziğin eğitimle de geliştiğine inanan birisiniz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Peki bu süreçte şimdi Akademi Türkiye gibi bir yarışmaya katıldım dediniz. Hı-hı. Müzik eğitimi aldım dediniz.
Şimdi müzik eğitimi alan birçok insan var ama insanların yıldızının parlaması için bu yarışmalar daha mı etkili oluyor acaba? Aslında yıldızının parlaması için bu yarışmalar hiç etkili olmuyor. Bunun altını çizeyim. Bana pek bir faydası olmadı açıkçası. Ben sadece kendim bir şeylere inat ettim, yapacağım, edeceğim diye o şekilde yol almaya başladık. Seyhan Müzik'le de tanışınca her şey daha bir adam akıllı yol almaya başladı. Ondan sonra devam geldi. Bana sorarlarsa o yarışmalara hiç katılmasınlar derim. Öyle mi? Evet. Yani neden peki? Yani ne yönde negatifliği oluyor? Şu yönde şöyle anlatayım. Eğer gerçekten üretebiliyorlarsa ya da yılmadan devam edebileceklerse katılsınlar. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yarışmalardan sonra birçok insan psikolojik bunalıma giriyor ve tabiri caizse intihara kadar gidebiliyor bu yol. Çünkü bir hedefi var, o hedefe ulaşamadığı zaman da kendini kaybediyor çocuk. Yapacak bir şey kalmıyor. O yüzden hep şunu söylüyorum, üretebilirse, çünkü müzikte üretmek çok önemli, ben buna inanıyorum. Üretebilirse, vazgeçmezse girsin, tamam. İstediğini yapsın orada. Yarışma peki o süreçte gerçekten zorlayan, ya ben o set arkasını biraz merak ediyorum. Gerçekten hak ettiğini buluyor mu oradaki insanlar? Valla bana sorarsanız ben burada kötü konuşurum şimdi. Yani bir birinci olarak ki böyle düşünüyorsunuz. Evet. Ben biraz içini öğrenebilir miyim konsepti? İyi bir yarışmaydı aslına da bakarsanız. Tavsiye olsun, her gün yeni bir yarışma ekleniyor ve insanlar her gün yeni bir yarışma, yeni bir umutlarla ortaya çıkıyor ama sonucunda hayal kırıklığı yaşanıyor ki birinci evet. Bunu söylüyor. Evet, aslına bakarsanız iyi bir yarışmaydı. Her şey yolunda giden bir yarışmaydı. Ta ki işte reyting izlenme oranları vardır sizin de bildiğiniz gibi. Olmadığı zaman yavaş yavaş yayından kaldırmaya başlıyorlar yarışmaları. İçeride bir sürü genç çocuk var ki katıldığımızda 21 yaşında falandım ben. Hı hı. Bir sürü benimle beraber bir sürü genç arkadaşım da vardı. Herkesin hayali elde kaldı. Evet. Bu yüzden anlatmaya çalıştığım şey, belki yarışma devam etseydi ne olurdu, çok daha iyi mi olur ya da çok daha mı kötü mü olur bilmiyorum artık orasını ama. Hızlandırılmış mı birincilik mi oldu? Evet, kesinlikle öyle oldu. Finale kaç kişi katıldık? 12 kişi miydi neydik finale gittiğimizde? Anlıyorum. Yani durumu tetikleyen aslında şeydi. Hızlandırılmış belki bir birincilik de rating ve problemiydi. Rating problemleri. Evet. Yani tutarsa evet belki bir noktaya getiriyor ama tutmazsa dediğiniz gibi böyle hayal kırıklıkla 12 finalist gibi bir durum söz konusu. Evet. Peki yarışmaya katılmasaydım şunu yapardım dediğiniz ya da Seyhan Müzik'le tanışmanızda bir katkısı olmuş yarışmanın. Evet evet. Sanıyorum ki. Aynen, zaten onlar sponsorlardı. Hı hı. O şekilde tanıştık onlarla. Yarışmaya katılmasaydım eğer ben zaten bu yolda ilerlemeyi düşünüyordum. Hı hı. Yarışma sadece benim arkadaşlarımın ricası, hı hı. Zoruyla hadi gir sesin güzel işte bir dene, hı hı. Belki bir şeyler olur diye katıldığım bir yarışmaydı. Katılmasaydım da dediğim gibi zaten okulumu okumuştum. Okulumu bitirdikten sonra belki Haliç Üniversitesi'ne girmezdim. Okuduğum branştan devam ederdim ama bir şekilde bir albüm yapacaktım. Çünkü bestelerim vardı. İyi şeyler olduğuna da inanıyordum. Olacaktı bir şekilde. Ya sizin için hep şey diyorlar, o günlük konuşmaları şarkılaştıran biri değil de, besteleştiren biri değil de, gerçekten yapılmayanı yapan sözleri olduğu için hani günümüzden uzak çalışıyor diyorlar. Günümüzden uzak aslında tam böyle 90'lara yönelik, hı-hı. Şarkılar, besteler yapmayı çok seviyorum. Belki de o yüzden insanlar bu kadar sevdiler. Ya bir de eski şarkılar mesela, bir Ferdi Özbeğen'in şarkısını unutamazsın. Evet. Sözleri bu zamana kadar gelir. Ama günümüz tüketim toplumuna aykırı şarkılar yapıyorsunuz aslında. Evet. Sözler kalıcı ve bir daha yandan, duyarlı. Bir yandan riskli bir konu, hı-hı. Bu söylediğiniz. Bir yandan da hani o 90'ların ruhunu yakalamak birçok insanda etki yaratmış ki dinleniyor. Dediğiniz gibi tıkalıyor, hı-hı. Orada burada. Yani evet, internette görünce çok yüksek tıklarınız olduğunu gördüm. Evet. 7 milyonlar var, belki daha fazlası. Buna ulaşmayı nasıl sağlıyorsunuz? Evet, başarı, gizli başarılar ortaya çıkıyor. Hani günümüz bir gece kulübünde ya da bir beach'te çalınan müzikten farklı müzik yapıyorsunuz. Hı hı. Peki o gizli başarı nasıl elde ediliyor? Gizli başarı hep şeye inanıyorum ben. Yaşanmışlık olmalı bence, hı hı. Yaptığınız işte. Sanatın hangi dalıyla ilgilenirseniz ilgilenin, yaşanmışlık olduğu zaman bir şekilde insanları etkileyebiliyorsunuz. Ben buna yoruyorum. Bilmiyorum artık insanlar nasıl düşünüyorlar bunu. Yaşanmışlık olduğu zaman gerçekten de hem şarkılara, hem müziğe, hem sözlere etki ediyor. Ve insanlar kendilerinden bir parça buluyorlar. O şekilde devam ediyor. Yani müzik aslında insanların biraz kendinden bir parça bulması. Evet. Ve bunu ona oturtmaları. Evet. Peki bu tecrübeleri siz nasıl kazanıyorsunuz?
Biraz da onu soralım. Birilerine mi yazılıyor bu şarkılar? Birilerine değil aslında. Tecrübe hepimizin hayat boyunca yaşadığı şeyler. İlla ki birilerine aşık oluyoruz, birilerinden ayrılıyoruz vesaire vesaire bir şekilde gidiyor. Sanatla ilgilenen bir adamsanız da bunu dile getirmek istiyorsunuz. Acılarımdan beslenirim diyebilir miyiz? Gibi gibi diyebiliriz, evet. Sonucunda da böyle şarkılar çıkıyor. Bu şarkıları yani size aslında hayatta yaşadığınız tecrübeler, aşklar, ayrılıklar yazdırıyor. Evet. Peki bu... Ama sadece benim aşklarım ya da benim tecrübelerim değil bunlar. Onun da altını çizeyim. Mesela bir iki tane arkadaşım için yazdığım şarkılar var. Onların yaşadıkları. Ha, gözlem yaparak bir şarkı yazdığınız oluyor. Evet. Klip çalışmalarınızı kim yaptı? Bu fotoğrafları kim çekti? Ben yine bunu çıkartabilirsem göstereceğim. Çok güzel fotoğraflar var. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda klipleri de ekrana getirmek isterim. Şu şekilde. Bu fotoğraf çalışmalarını kim yaptı? Fotoğrafları Zeynel Abidin çekti. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Aynen. Şöyle göstereyim. Daha önce Seyfi Yerlikaya ile bir program yapmıştık biz. Aynı zamanda sizin... Benim prodüktörüm aynı sizin prodüktörünüz. O şey demişti. Ne kadar çok sesi güzel ve beğenilen, halk tarafından sevilen insan var. Sadece medyatik yönlerini kullanmıyorlar ve hayatlarını medya önünde yaşamıyorlar. Evet. Ben bunlardan biriyim, ben sanat yapıyorum der misiniz kendinize? Ben tam anlamıyla oyum. Belki de sizin örneğinizi vermişti. Bu şekilde göstereyim ben. Evet. Besteleri de kendiniz yapıyorsunuz. Evet, sözler, müzikler hepsi bana ait. Peki bir gün başkasının şarkısını da söylerim gibi şeyler var mı? Bu ilk albüm çıktıktan sonra dinleyiciler tarafından hep söylenmeye başladı. Acaba ikinci albümde ya da üçüncü albümde ya da bir single olarak bir başkasının şarkısını okuyabilir mi diye. Bakacağız ileriye dönük, belki öyle bir şey yapabiliriz. Düşüncelerini tabii ki belki gelişim. İkinci albüme bir tane renk olsun diye bu katabiliriz. Bu ilk ve tek albümümüz. Evet, bu ilk albümümüz. Anlıyorum. Peki müzikle devam edelim. Yani şimdi insanlar müzik sektörüyle hayata başlıyor ya da sinema sektörüyle, dizi sektörüyle başlıyor ve sonrası sektör değişimi yaşıyor. Benim şu yeteneklerim de var, ben başka şeyler de yaparım diyebilir misiniz? Şu an için ilk etapta her zaman müziği düşünüyorum ben. Çünkü daha yeni başladım. Bir sene oldu albüm çıkalı ve merdivenin henüz ilk basamağına bile adım atmamış gibi hissediyorum kendimi. Bir o merdiveni bir çıkalım, bir ilerleyelim, müzikte bir kendimizi kanıtlayalım. Ki dediğiniz oldu, albüm sonrası bir dizi teklifi geldi hemen. Hemen geldi. Ama durdurduk bunu. En başta bir müzikle ilerleyelim dedik, ondan sonra insanlar şey demesinler, daldan dala atladı, onu yapamadı, bunu yapamadı, şuna geçiyor. Kendimi kanıtlamak istiyorum diyorsunuz. Evet. Aslında teklif gelmesi çok normal çünkü benim klipleri izleme fırsatım oldu. Hatta rica edeyim, Kır Papatyası'nı birazdan izleyelim. Oyunculuğu da kullandığınız bir klip olmuş çünkü. Hani sadece durup baktığınız ya da başkalarının oyunculuğunun olduğu değil, sizin de ifadelerinize yer verdiğiniz bir klip olmuş. Doğru. İsterseniz Kır Papatyası'nı alalım, ilk gidiyor gibiyim mi? Hangisini tercih ederseniz onunla başlayalım. Gidiyor gibiyimle başlayalım. Tamam, gidiyor gibiyi lütfen ekranlarımıza görelim. Gidiyor gibiyim klibi gerçekten oyunculuğu gösterdiğiniz ve teklif gelmesi normal bir klip olmuş aslında. Yani bir film gibi çekilmiş, açılar o yönde kullanılmış. Yönetmeni kimdi? Çok sevgili öyle. Gülşen Aybaba'ydı. Ona da buradan sevgilerimizi yollayalım gerçekten. Beşiktaşlıdır. Daha da sevgilerimizi yollayalım. Samet Aybaba'nın kızı Gülşen Aybaba. Ha öyle mi? Evet, o çekti klibi. Samet hocamıza da Gülşen Aybaba'ya da buradan sevgilerimizi yollayalım. Gerçekten çok güzel bir klip olmuş. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Klip sırası, klip yayınlanırken siz bir hikayeyi anlattınız. Gidiyor gibiyim şarkısının aslında kimin için olduğunu. Ben onu izleyenlerimize paylaşmanızı rica edeceğim. Bu şarkı Barış Akarsu için, rahmetli Barış Akarsu için yazdığım bir şarkı. Final gecesinde babasıyla bir konuşmam oldu. Daha sonra annesiyle bir konuşmam oldu. Onların ricası üzerine böyle bir albüm yaparsan, koyabilirsen ne mutlu dediler. Ben de tabii elimden geleni yaparım dedim ve böyle bir şarkı çıktı. Ona yazılmış bir şarkı. Barış Akarsu'yu da buradan rahmetle anıyoruz. Aldım. O da Akademi Türkiye'nin birincisi olmuştu ilk yarışmada. Bizden öncekinde o birinci olmuştu. Evet, ondan bayrağı aldınız bir nevi. Huzur içinde, nur içinde yatsın. O da İnşallah. İyi bir Beşiktaşlıydı bildiğim kadarıyla. Evet, o da iyi Beşiktaşlıydı.
İşte hayatlar, yani bugün biraz anma programı gibi oldu. Evet, hayatlar nereden nereye götürüyor insanları. Barış da gencecik, çok başarılı bir sanatçıydı. Ne yazık ki. Ne yazık ki aramızda değil, uzaktan izliyordur. Nurlar içinde yatsın. Yani. Onların rica etmesi ve sizin de böyle bir şarkıyı onun için koymanız aslında çok anlamlı. Ve bu bir birlik, beraberlik ve saygıyı gösteriyor aslında. Hem ailesinin ricası vardı bunda, hem de şarkıyı yaptıktan sonra Seyhan Müzik şarkıyı çok beğendi. Bu kesinlikle olmalı dedi albümde. Hatta biz en başta koyalım mı, koymayalım mı, acaba yanlış bir tepki olur mu? Çünkü insanlar her an her şeyi cımbızla alıp çekebiliyorlar aradan. Ben bu noktayı anlamıyorum. Bahsettiğiniz hani insanların yanlış anlayıp buradan reklamını yapıyor düşüncesi değil mi? Hani bunu düşünebiliyor olmak bile aslında, sizin bunu bir sanatçı olarak düşünebilmeniz, dediklerinizden ben klibi izlerken anladım. Hani bunu düşünüyor olmak bile aslında ne kadar acı. Hani sonuçta aile rica etmiş, siz de inisiyatif gösterip bunu yapmışsınız. Hani vefat etmiş birinin üstünden nasıl böyle bir prim düşünülebilir ki baktığınız zaman? Bazen düşünebiliyorlar işte, ne yazık ki. Yani buradan söyleyeyim, hani böyle bir şey yok. Hatta anlatmak istemiyorum dediniz. Aynen. Bu paylaşılması gereken çok zaten gurur verici bir şey. Katıldığım birçok programda söylemiyorum. Hı hı. Burada söyleme sebebim de rahmetli Barış Akarsu da Beşiktaşlıydı. Oradan konu açıldı konuşurken herhalde. Evet, yani iyi ki de söylediniz çünkü bu çok güzel, bu çok masum bir paylaşım. Yani Barış Akarsu'nun ailesinin sizden özel olarak rica etmiş olduğu bir şey. Çok andık. Gerçekten nurlar içinde yatsın. Amin inşallah. Akademi Türkiye dönemine dönmek istiyorum yine. Oradaki insanlar hayatlarına bir şekilde devam ediyorlar. Yıldızı parlayan oldu, parlamayan oldu. Evet. Onlarla görüşmeleriniz devam ediyor mu? İlk Akademi Türkiye yarışmasında yıldızı parlayan çok insan oldu. Hı. Ki hala dizilerde olsun, müzik sektöründe olsun aktif halde rol alıyorlar. Bizim yarışmada bu olmadı. Dediğim gibi birçoğuna inanıyorum. İyi şarkılar yazdığıma inanıyorum. Bir şekilde bir yerden çıkacaktı bu. Çıktı. Enstrüman çalmaya nasıl başladınız? Enstrüman çalmaya da dediğim gibi Allah rahmet eylesin dayım sayesinde başladım. İlk önce cümbüş çalıyordu o. Cümbüşü izleye izleye cümbüş çalmaya başladım. Daha sonra bağlama oldu bu. Türküler biliyorsunuz bu toprakların sesidir. Türkü çalmaya başladıktan sonra da biraz daha etnik yapıdan çıkıp popüler bir şeyler yapmak istedim. Bu sefer gitara döndüm. Hı hı. Gitardan sonra santur oldu. Öyle gitti. Yani zaten bir sürü enstrümanı üst üste koyarak, evet, ondan onu bağlantılayıp. Şimdi besteleri hangi enstrümanla yapıyorsun? Gitarla yapıyorum genelde. Bazen santur kullanıyorum. Ama peki, genel anlamıyla gitarla yapıyorum. Bir anda mı geliyor o sözler akla? Ya da besteyle sözü ayrı ayrı zamanlarda mı yapıyorsunuz? Önce müziği yapıyorum. Müzik konusunda çok şükür hiçbir sıkıntım olmuyor. Yani şu an oturayım hadi bir yapayım desem müzik çıkıyor. Ama söz kısmı tabii ki öyle olmuyor. Biraz düşünmek gerekiyor anlamlı şeyler ifade edebilmek için. Düşündükten sonra da iyi şeyler çıkınca tamam oldu diyorum ve ikisini sentezleyip birleştirip besteyi bitiriyorum. Aslında sanki söz yazmak kulağa daha kolay gibi geliyor. Hani özellikle artık piyasa şarkıları döndüğü için. Ya şu dönemde çok kolay, evet, dediğiniz gibi. Herkes yazabilir söz. Koy deyimi ortaya, üstüne iki üç cümle ekle, değil mi? Bu beste söz ortaya çıkıyor. Beste çok daha hani çok var ve kıyasa gidebilir. Buradan mı alıntı, kulak dolgunluğu, evet, aslında çok daha zor. Evet. Ya benim için müzik yapmak kolay, söz yazmak daha zor. Aslında çok daha iddialı bir cümle bakıldığı zaman. Evet. Ama öyle. Ben genelde önce müziği yapıyorum. Hı hı. Söz kısmı biraz zorluyor beni. Zorlamak da değil de hani daha anlamlı şeyler yazmak istiyorum. Hı hı. Yoksa dediğiniz gibi otururum, ha şunu yazayım, bunu yazayım diyeyim kalkarım ama onu dinlediği zaman insanlar bunu anlatmaya çalışmış. Ne demiş? Ha onu seven insanlar da var. Hı hı. Ne yazık ki. Ama biz işimizi profesyonel, ciddi ve iyi bir şekilde yapmak istediğimiz için. Şarkılarınız biraz kalbe dokunuyor. Biraz değil, hani kalbe dokunuyor. Böyle gider yapmak yerine şarkılar kalpten dinleniyor ve hani sevgili Sevki Erkaya'yla da konuşmuştuk. Şey yapıyor, depresyon havasına sokabiliyor, evet, insanı. Depresyonu doya doya yaşayabiliyorsun. O yüzden ikinci albüme bir iki tane hareketli şarkı koymayı düşünüyorum. Peki müzik tarzınıza ne dersiniz? Bu Anadolu Rock denen bir kavram var.
Bu sizin kavramınız nedir? Bunu, pop değil çünkü. Yok, pop değil. Aslında Anadolu rock da değil. Evet, o da değil. Rock da değil. Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama insanlar dinledikleri zaman hoşlarına gidiyor. Ben de yapmak istediğim müziği yapıyorum. Hı hı. Sizin tarzınız aslında bir müzik ortaya çıktı ve... Belki de öyle oldu. Peki böyle şeyiniz var mı? Bu da benim tarzım yapıyor dediğiniz isimler var mı Türkiye'de? Şimdi onu söylersen çok iddialı konuşmuş olurum da. Alalım, biz öğrenelim. Ya da ben onların tarzı iddialı yapıyorum. İddialı konuşmuş olurum. Hı hı. Yani kim olabilir? İşte dediğim gibi 90'larda müzik yapan, kaliteli müzik yapan herkesi gösterebiliriz. İsim alabilir miyim? İlla söyleyeceğim. Sonuçta idolleriniz bunlar sizin. Tabii ki. Sezen Aksu, hı hı. Yıldız Tilbe, Haluk Levent'in birkaç şarkısı. Son zamanlarda Emre Aydın'ın çok iyi müzik yaptığını düşünüyorum. Evet, o da biraz evet sizin tarzınız. Hani evet. Onun da kendi bir tarzı var. Çünkü yakın tarzlardasınız aslında. Evet. Gibi. Bu isimler evet. Benim örnek aldığım ve kendime yakın hissettiğim isimler diyorsunuz. Hı hı. Biraz da Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Dönelim. Beşiktaşlık nereden geliyor? Klasik soruyu sorayım. Aileden geliyor, babadan geliyor. Hatta sülaleden geliyordu. Bütün sülale Beşiktaşlıyız. Siyah beyaz bir aile. Evet. Siyah beyaz bir aileyiz. Herkes Beşiktaşlı. Nasıl oldu peki? Yani küçükken başka takım tutacağım gibi bir lüksünüz mü yoktu? Yoksa Beşiktaş'ı sevdiniz ve devam ettiniz? Onun komik bir hikayesi vardır. Ferdinand vardı bir dönemler. Hı hı. Tabii o zaman çocuktuk. Esmeriz falan. Saçları 3 numara olduğu zaman bu anlattığım olaylar. Ferdinand diyorlardı top oynadığımızda. Öyle kaldı. Ondan sonra Beşiktaş tamam Beşiktaş iyi takım falan. Benzetilmekten dolayı aslında Beşiktaşlık üste yapıştı. Aynen. Peki bir şey soracağım. Futbol oynuyordum dediniz. Var mı böyle daha önce futbol tecrübesi? Profesyonel anlamda yok. Hı hı. Ama haftada 2 maçımız var. Halı sahalar var düzenli olarak. Peki böyle şey oluyor mu halı sahalar sırası? Bilmediğim için soruyorum. Hani takımlaşma, işte Beşiktaşlar Beşiktaşlarla oynasın ya da kadro karışımı. Arada bir denk geliyor. Oyuncular sürekli değiştiği için işte kimisinin işi oluyor. O gün gelemiyor maça. Bir bakıyorsunuz karşı takım olduğu gibi Beşiktaşlı. O zaman ben oraya geçeyim. Bu şekilde maç yapalım diyorsunuz. Ya da bu taraf Fenerbahçeli oluyor. O taraf Galatasaraylı oluyor. Bazen denk gelebiliyor öyle. Maçlara gidiyor musunuz? Normal profesyonel lig maçları. 1,5 senedir falan gitmiyorum. Olimpiyat evet, nedenidir hem muhtemelen. Olimpiyat nedeni hem de bu albüme yönlendiğim için hı hı. Pek bir vakit de bulamadım, zaman da bulamadım. O yüzden gidemedim. Bu arada albüm ne zaman çıktı? Geçen sene Temmuz ayında çıktı. Hı hı. İşte 1,5 sene olacak neredeyse. Anladım. Kısa bir araya gidelim. Tamam. Ondan sonra Beşiktaş sohbetimize devam edelim. Tamam.